Merhaba arkadaşlar. Bir haftalık aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle nerede kalmıştık bir hatırlayalım. Personel tanımlama yapmıştık arkadaşlar. Ne diyorduk? Yeni dediğimiz zaman TC numarasını belirliyoruz. Adı işte Fatma, soyadı Yıldız, maaşı 4000. Kaydı dediğimiz zaman kaydediyor. Şurada dikkat edersen nereye tıklarsak güncelleme ve silme butonlarımız da geliyor. Örneğin güncelle dediğimiz zaman şurada güncelle dediğimizde maaşı 400 bine çıkarıyordu. Burada bir hatamız var. Öncelikle şu hatayı düzeltmekten başlayalım. Yine geliştiriciye geliyoruz. Hemen hemen tüm derslerde anlatıyorum. Yeni başlayan bir arkadaşımız olabilir. Şu geliştirici sekmesini dosyadan seçeneklere gelip şeridi özelleştir deyip şuradaki geliştirici kutusunu işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Visual Basic'e gidiyorum. Şu tanımlamalara girdim. Kaydedin içine geldim. Şu format currency yazan yerde şuraya arkadaşlar virgül sıfır dersek herhalde bu sorunumuzu da çözmüş oluruz. Virgül sıfır. Yani mesela 4000 virgül sıfır sıfır yapıyordu. Biz bunu tekrar para formatına çevirince o çift sıfırı da ekleyip 400 bine çıkarıyor arkadaşlar. Hatamız bundan kaynaklı. Şöyle bir çalıştıralım. Örneğin şunu güncelle diyorum. Mesela 4000 diyelim. Güncellendi. Mesela şunu bir düzeltelim. Bakın dikkat edin çift sıfır atmadı arkadaşlar şurada. Bunu da mesela K'ya bir A'ya ekleyelim. Bakın 600. Şunu da gördüğünüz gibi artık güncelle dediğimiz zaman maaş değişmiyor arkadaşlar. Maaşı çift sıfır atmıyor. Bu şekilde güncellemeyi de bu hatamızı düzeltmiş olduk. Şu A'yı sileyim. Güncelle. Şu çelikteki A'yı da sileyim. Önce biz adı veya soyadını güncellediğimizde maaşını artırıyordu oradaki formattan dolayı. Evet, şunu düzelttik. Şimdi ödemeye gelelim. Öncelikle maaş hareketlerine geldim. Personel kodu, TC, adı, soyadı, tarih. Şimdi bu tarihi arkadaşlar ben 3 tane sütun daha ekleyeceğim. Ya da bir sütun daha ekliyorum. Şuraya ekleyeyim. Şuraya ay diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Şu da ay olsun. Şimdi niye bunu yaptığımı birazdan söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle hemen bir user form açıyorum. User formumu şöyle genişlettim. Geliyorum personel tanımlamada. Yine şurayı da alayım. Hatta butonlarıyla beraber çünkü bazı hazırlanmışım arkadaşlar. Bunları kopyalayıp user form'a yapıştırıyorum. Şimdi şunu şöyle yaptım. Tamam. Şöyle gelsin. Şimdi bizde personel kodu TC. Hemen bu formu şuradan özellikleri açayım. Bu formun ismini FRM maaş diyelim. FRM ödeme diyelim. Ödeme. Caption'ına maaş avans ödeme. Maaş avans ödeme. Şimdi ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Şuraya bir Multi-Page diye buton getirdim arkadaşlar. Şu Page 2'yi sağ tuşla Delete Page diyorum. Bu Page'in ismine de Personel bul diyorum. Personel seç. Şimdi aslında bu sağda olabilir. Şunları biraz sağ tarafa alsam.
Şuraya alayım. Şunu da şu tarafa alayım. Şöyle. Personel seç. Şimdi bunun fontuna geleyim. Font yok. Fontu yokmuş. Neyse. Şuradan şu personel kodunu kontrolle beraber şuraya getirdim. Personel kodu. Bir de şuraya arkadaşlar bir combo box getireyim. Tamam. Şimdi personellerimizin listesi burada arkadaşlar. Personeller burada. Ben burada personelin adı ve soyadını adı ayrı, soyadı ayrı. Personel kodunda mı bulsak? Personel adı, soyadı. Bir durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu sileyim. Şunları şöyle biraz büyüteyim. Şunları buranın içine alabilirsin ya da buna gerek yok. Şunu siliyorum arkadaşlar. Tamam. Ctrl Z diyebilir miyim? Diyemiyorum. Neyse burayı sildim. Şunu alta gönder. Şimdi bize ne lazım? Şu lazım. Şu yeni yerine şurada seç diyeceğiz arkadaşlar. Seç. Personel seç. Burada seç diyeceğiz. Personelimizi seçeceğiz. Seçtikten sonra şurada bir frame alayım. Şuraya işlem diyelim. Şimdi burada seç dediğim zaman personel listemiz gelmesi lazım. Dolayısıyla yeni bir form ekliyorum. User form. Bu formu şöyle büyüttüm. Formun caption'ına personel listesi. Listesi. Şu ana formdaki şu gridi alabilirim arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Şunlara ihtiyacım yok. Şunu şöyle daraltıyorum. Formu da daraltıyorum. Üst tarafa yine bir grid alabilirsiniz. Şöyle. Gridi şöyle büyütün. Ondan sonra evet. Şu gridin caption'ı siliyorum. Border style'ını da şöyle sıfır yaptım. Sonra zeminine bir renk verebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Oraya label'la bir yazı yazabiliriz. Ve buraya personel listesi. Sonra bu yazıyı seçip fonta gelip yazı fontunu kalibri kalın kaç yapalım? 24 yapabiliriz. Şöyle uzatıyorum. Şöyle. Sonra yazı rengini beyaz yapabiliriz. Tamam. Sonra şuraya yine bir buton alalım.
Bu konu üzerine seç yazalım. Seç. Şu seç butonu biraz daha belirgin hale getirebiliriz. Yine kalibri kalın 12 yapalım. Şimdi buraya listenin gelmesi için ne yapacağız? Şöyle yapalım. Tabii yine formun ismini FRM personel FRM personel listesi diyorum. Şu ana formda arkadaşlar zaten listeliyor. Şu formun içine giriyorum. Bakın şurası tüm personeller diye bir prosedürümüz var. Ben bunun hepsini kopyalıyorum. Hiç kopyalamaya gerek yok. Direkt buradan çağırabiliriz. Zaten public'tir arkadaşlar. Ana formda şöyle bakarsanız public yani erişilebilir demektir. Burada personel listesine geldim. Şunun initialize kısmına giriyorum. Diyorum ki FRM A yazıp kontrol boşluk diyorum. Ana form nokta tüm personeller. Dediğim anda tüm personelleri zaten listeleyecektir. Şimdi şuradaki seçe geleyim. Seçi çift tıklıyorum. Burası LST personellerdir arkadaşlar. Şimdi seçin içine girdim. Tabii pardon. Önce buna bir isim vermem lazım. Şuna BTN seç diyorum. Seçin içine girdim. Diyorum ki eğer LST P yazıp kontrol boşluk diyorum. Personel nokta list index arkadaşlar. Küçüktür sıfır ise then. Buraya bir end if yazıyorum. Ne yapacağım şimdi? Bir mesaj yayınlayacağım. FRM M yazıp kontrol E yani kontrol boşluk. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir. Lütfen bir seçim. Ha pardon. Tamam evet. Seçim. Lütfen bir personel seçin. Seçiniz. Desin. Sonra FRM mesaj nokta show desin. Yani evet şöyle mesela burada seçe tıkladığım zaman lütfen bir personel seçiniz diye uyarı gelecek. Peki niye listelemedi? Personellerimizi niye listelemedi? Şunun için arkadaşlar. Önce burayı bunun kolum hidi true yapalım. Şey pardon true'dur zaten. Pardon çok pardon. Niye listelemedi? Niye listelemedi? Çalıştırdık. Ama hiçbir personelimizi göstermedi. Dakika. Ana formda şurada ha ama pardon arkadaşlar bu olmaz ki. Tüm personelleri burada göstermez. Biz yanlış yaptık. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum personel listesine. Şunun içine giriyorum. Şuraya yapıştırıyorum prosedürü. Şuraya tüm personeller diyorum sadece. Şimdi bakalım. Şurada GS falan var. Bunları kaldıralım. Şu GS tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman evet tüm personelleri listeledi gördüğünüz gibi. Şimdi seç dediğim zaman uyarı vermiyor. Evet şimdi ödemeye geldim. Personel listem hazır. Seç dediğim zaman yine buna BTN seç diyeceğim. BTN seç. Şimdi bu BTN seçin içine girdiğim zaman ne diyeceğim? FRM personel listesi nokta show diyeceğim. Yani şunu yaptım. Ben buradan seç dediğim zaman personel listesi gelecek. Ben buradan personelimi çift tıkladığım zaman şuralara attıracağım arkadaşlar. Hani hangi personel için işlem yaptığımı anlamış olacağım. Sonra şurada da yani ne yapıyorsam onu yapacağım. Şimdi gelelim şuraya. Aslında bunu da bir frame içine alsaydık iyi olurdu arkadaşlar.
Bence öyle yapalım. Şu frame'in bir kopyasını alsam şuraya. Oh. Şöyle işte bir kötü bir tarafı var bu user formun. Tamam. Şuraya işlem yerine personel bilgileri diyorum. Personel. Personel bilgileri. Şunun fontuna gelip kalibri diyorum. Kalın diyorum. 12 diyorum. Hatta rengini de yeşil yapıyorum. Şuna da yapılan işlem diyorum. Şunun da fontunu yine kalibri kalın 12 diyelim. Rengini de kırmızı yapalım ya da mavi yapalım. Lacivert yapalım. Şunları buranın içine alıyorum arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle sağ tuş alta gönder diyebilirsiniz. Da şunu üst öne getir diyebilirsiniz. Birazcık daraltalım. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Evet. Şu grid'in ismi, bu grid'i arkadaşlar enable'ını false yapıyorum. False yaptığım zaman yani buraya müdahale edilmez arkadaşlar. Şuraya kimse bir şey yani buraya yazı yazılmaz demektir. Bu seçi de şuraya alabiliriz bence. Yok, oraya alamayız. Burada kalsın. Seç. Seç burada kalsın. Şimdi kayıtta mıyız? Evet. Şimdi personel listesinin içine girdim. Buraya çift tıkladım arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Ve bunun double click olayına geliyorum. Double click. Yani çift tıklanırsa. Diyorum ki eğer LST personeller nokta list count küçüktür 0 ise then exit sub buradan çık. Yani dedim ki listede kayıt yok ise çık. Peki çıkmadıysa o zaman kayıt vardır. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Diyorum ki FRM ödeme nokta txt tceno nokta value eşittir lst personeller nokta list parantez içinde yine lst personeller nokta list index virgül sıfırıncı kolon. Sıfırıncı kolonu arkadaşlar tceno'ya atacak. Bakalım tceno var sıfırda. Personel kodu var önce. Heh, personel kodu. O zaman şuraya personel kodu diyeceğiz. Txt per yazıp kontrol boşluk personel kodu. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar şu satırı. Buraya yapıştırıyorum. 2 bu TC oldu. Ad, soyad ve maaş. Şuna txt per yazıp per kontrol boşluk personel kodu geldi tekrar. Ctrl Z. Txt ad mıydı? Evet ad. Şurası da txt soyattı galiba. SO yazıp kontrol boşluk soyad. Şurası pardon ad değil ya. Bu TC olacak. Çünkü T yazıp kontrol boşluk TCNO. Şuna A yazıp kontrol boşluk at.
Şura txt s yazıp kontrol boşluk soyad. Şuna da txt m yazıp kontrol boşluk maaş. Bu sıfırıncı kolon gelecek. Birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon ve dördüncü kolon geldikten sonra buraya diyeceğiz ki un load me. Bu kadar. Şimdi bir çalıştıralım. Önce bir ana formdaki ödemeyi de bağlayalım. Şuraya çift tıklıyorum. Diyorum ki frm o'ya basıp kontrol boşluk ödeme nokta show diyorum. Şimdi bir bakalım. Şurada avans ödeme gelince buraya geldi. Seç diyorum. Liste geldi. Burada Murat'ı çift tıkladım. Murat bilgileri geldi. Şimdi şuraya arkadaşlar şurada ne işlem yaptığımızı yazacağız. Evet. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şurada şuradaki yazıları seçebiliriz aslında. Hani ayarlarını falan vermişiz ya. Onun için şöyle şunu seçeyim. Ctrl C. Ctrl V. Bu şurada kalsın. Ben buraya bir tane şey alacağım. Combo box alacağım arkadaşlar. Combo box'ımı aldım. Combo box'ım fontuna. Nerede font? Şurada. Fontu kalibri kalın 12. Tam sıkıntı yok. Şuna CB işlem diyelim. CB I harfi büyük I ile işlem dedim. İsmi bu. Şimdi burada ne işlem yapılabilir? Tanımlamalara gelelim. Personel kodunu buraya kaydediyor. Ayı buraya kaydediyor. Buraya işlem diyorum. Ne olabilir arkadaşlar? Avans olabilir. Bir de maaş olabilir. Avans, maaş. Bir de ilk prim olabilir. Prim. Ya biz uzatmayalım fazla bence. Ya maaştır ya avanstır arkadaşlar. Tamam. Nerededir bunlar? B12, 13, B14 arası. B13, B14 arası. Tamam. Şimdi hemen şimdi yeri sabit olduğu için ben direkt bunun row search'ünü yazabilirim arkadaşlar. Şurada list row search nerede? Neredeydi? Evet. Row search. Şuraya T harfi büyük tanımlamalar sayfası shift ile basıyorum ünlem işareti. Tanımlamalar sayfasındaki B12 2 nokta üstte B13 yazıp enter'a bastığım zaman bakalım gerçekten o mu? B13 B14 arası. Ben buraya B13 B14 yazıyorum. Şuraya. B13'ten ve 14'e kadarı buraya al. Şöyle bir çalıştırıp görün istiyorum arkadaşlar. Bakın şurayı açtığım zaman avans, maaş burada görünüyor arkadaşlar. Tabii burada mesela çalıştırıyorum ya. Şuraya kendim buradan bir şeyler yazabiliyorum. İşte bu olmaz. Buraya hiçbir şey yazılmaması lazım. Bunun için bunun stylini değiştireceğiz. Onu da şuradan yapıyoruz. Neredeydi? List style. List style'ın şu alttakini işaretlerseniz hem seçenekli olarak bakın avans maaş. Öyle seçebilirsiniz. Aa, yazı da yazabiliyormuşuz. Bir saniye. O, yanlış yere geldik. O değil. Drop down style diye arkadaşlar. Şuradan sanırım en alttaki miydi? Yok ya bu değil. Bu değildi. Hangisiydi ya? Bunlardan biriydi de.
Düz style her şuydu arkadaşlar. Sadece style yazan şu ikincisini seçeceksiniz. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi birini seçtikten sonra bakın ya, hiç yazamıyorum. Ancak M yazınca maaş, A yazınca avans gelmesi lazım. Bu şekilde. Evet, bunu da seçtikten sonra bir de tarih lazım bize. Şuraya da bir de tarih yazacağız. Şuraya tarih. Tarih de buraya gelecek. Şunun ismini TX'te tarih yapacağım. TX'te tarih. Şunun ismi CB işlem dedik. Tamam, tarih. Şimdi bu ikisini tekrar kontrol tuşuyla basılı haldeyken kopyasını alıyorum aşağıya. Şunu biraz aşağı indirelim. Evet. Şuraya da tutar yazalım. Tutar. Şuna TX'de tutar dedik. Başka ne olabilir? Şu kaydetle iptali de şuraya alalım. Şu seçen yeri güzel olmadı ya. Şurada maaşının olmasına gerek yok. Maaşı olmasın. De burada olsun. Ama arkadaşlar şimdi ben burayı buraya aldığım zaman şurası enable yapmışız ya. Dolayısıyla bu seçe de basamayacağız. Bakın seçe dokunamıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü enable yaptığım grid'in frame'in içine aldım. Ben bunu enable'ını iptal ediyorum. Enable true yapıyorum. Sadece şunları seçip bunların enable'ını false yapıyorum. Evet, bu şekilde hem seçebileceğim ve buralara da müdahale edemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra bir de şuranın içine giriyorum. Bu açılır açılmaz. Form initialize kısmına geldim. Ya da activate'ine aktif hale geldiği zaman text'te T yazıp kontrol boşluk tarih nokta value eşittir date diyorum. At yazıyorum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım ne yaptık. Programı aç. Avans ödeme. Seç. Personelimizi seçtik. TX'de maaş nokta value. He, maaşı sildik ya arkadaşlar. Şu satırı siliyorum tabii. Onun yerine seç butonu getirmiştik. Gördüğünüz gibi personelimizi getirdik. Buradan personel kodu burada işlem diyeceğiz. Tutarı yazacağız. Şurası da enable şu anda. Şu buton seçilemez halde. Şurası şunun enable'ını ne yapmışız ya? Tamam. Şu tutarın enable'ı true yapacağız. Şuna işlem diyeceğiz. İşlem. İşlem. İşlem tipi. İşlem. İşlem türü. İşlem tipi. İşlem tipi olsun. Şunun arkadaşlar tab indeksini 0 yapıyorum. Tab indeks 0. Şununki 1. Tab indeksi 1. Şunun tab indeksi 2. Şununki 3. Şunun ise 4 olacak. Yani enter'a her bastığımda nereye gideceğini belirliyorum. Şöyle geldim. Seç dedim. Seçtim. Seçtikten sonra işlem türü avans tutar 100. Kaydete bastığım zaman kaydedeceğim. Tamam. 30 dakika oldu.
Hemen kaydetin içine girelim. Kaydetin içine girdik. Diyorum öncelikle eğer combo box işlem nokta list index küçüktür 0 ise veya or veya x'te tar nokta value küçüktür 0 ise den küçük eşit 0 ise den exit sub diyorum. Yani dedim ki eğer oradan avans mı maaş mı seçilmemişse veya burada tutar yazılmamışsa çık. Bakın şu an hiçbir etki etmeyecek. Onu ayarladım. Şu iptalin içine de unload me diyelim. Şimdi geldik şuraya. Bir de şuraya rakam yazmasın, şey harf yazamasın diye buranın change'ine ne dedik? Eğer not is numerik ise eğer not is numerik ise txt tutar txt tutar nokta value then txt tutar nokta value eşittir boşluk. Yani şunu yaptık. Buraya artık harf yazınca bakın yazmıyor ama rakam yazınca yazabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bunun bir max length'ini ayarlamışız herhalde. Max length nerede? Evet, max length'ine 6 yazmışız. 6 karakter. Max length'e bir şey. Evet, buraya kadar yazdık. Şimdi gelelim kaydete. Kaydetin içine girdim. Şurada bir değişken tanımlıyorum. Dim x as long diyorum arkadaşlar. Dim sor r as byte sor. Byte diyelim. Ondan sonra sor şu aşağıya gelelim. Sor eşittir. MSG yazıp kontrol boşluğa basıyorum. İşlem kaydedilsin mi dedim. Virgül VB yes no'yu seçiyorum arkadaşlar. VB yes no. Artı buton 1 aktif olsun. Artı VB questions olsun. Virgül tırnak içinde kaydet olsun. Diyorum ki eğer sor eşittir 7 ise exit sum. Yani şunu dedim. Hayır. Hayır butonuna tıklanırsa çık. Hiçbir şey yapma demektir. Peki şu andaki yere geldiyse demek ki evet'e basmıştır. Şimdi hareketler sayfasına kaydedeceğiz arkadaşlar. Buraya kaydedeceğiz. Önce bu sayfanın bize bir şey daha lazım arkadaşlar. Burada personel kodu ya. Burada bir de işlem kodu lazım bize. Şuraya bir sütun ekliyorum. Şuraya işlem kodu diyorum. İşlem kodu. Tanımlamalar sayfasına geldim. Şuraya işlem kodu diyorum. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. İşlem kodu. İşlem kodunu da buraya alacağız E1'e. Şimdi neden buna ihtiyacımız var? Çünkü her yaptığımız işlemi silmek isteyebiliriz. Dolayısıyla gidip personel kodundan bulmamız mümkün değil. İşlem kodundan bulabiliriz. Dolayısıyla personeli seçtikten sonra buraya bir
işlem kodu da atmamız lazım. Ben bunları aşağıya indiriyorum. Biraz daha aşağı indireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi yani tasarımı önceden hazırlamadığım için böyle uzuyor maalesef. Şu ikisini şunu alayım tekrar. Kontrolle beraber şu tarafa alayım. Ve buna işlem kodu diyorum. İşlem kodu. Şunun enable'ını da false yapacağım. Çünkü burası pasif olacak hiç. Bunun enable'ını false'tur zaten. Bunun ismini de txt işlem kodu diyorum. Şimdi burada işlem kodunu ne zaman atayacak? Search'e tıklıyorum ya. Burada şurada en sonda diyeceğim ki txt işlem key'e basıp kontrol boşluk nokta value eşittir sheet tırnak içinde tanımlamalar sayfasındaki range e'nin ikisi e2 nokta value eşittir bir dakika tanımlamalar mıydı? Tanımlamalar e2 değil e1'dir. E1 nokta value eşittir. Şunun aynısını alıyorum arkadaşlar. Şunun aynısını alıyorum. Bir dakika. Artı 1 diyorum şuraya pardon. Artı 1. Yani işlem bir de başına bir şey getirmem lazım. Buraya tırnak içinde ISL ISL ISLM mi olsun? Başına ne gelse I olsun arkadaşlar. İşlemin I'sı. 0000 olsun. Ve bu olsun. I001 IS olsun. Yani şöyle bir çalıştırayım. Görelim arkadaşlar ne demek istediğimi. Şöyle Excel'e gideyim. Programı aç. Bakın avans ödeme geldim. Şu anda bir şey yok. Seç diyorum. Bir personel seçtikten sonra bakın IS 001 geldi buraya. İşlem kodunu da bu şekilde seçmiş olduk. Şöyle gelelim. Şöyle tamam. Şimdi kaydetin içine girdim. Şimdi burada kaydetimizi nasıl yapacağız? Önce aslında şöyle bir şey yapabilirim. Bakın size bir sefer farklı bir şey anlatacağım. Ben bunun zemin rengini kaldırıyorum. Dolgu yok. Yazı rengi siyah olsun. Tamam. Şimdiye kadar anlatmadığım tipte bir kayıt işlemi yapacağım. Daha kolay olacak sizin için bence. Şimdi bu X'e de hiç gerek yok. Şimdi hatırlıyorsanız şurada silme işlemini anlatmıştım size. Şuradaki silme işlemi. Şuradaki silde ne diyordum arkadaşlar? Şöyle diyorduk. Row x nokta delete demiştik bakın. Row x nokta delete bak. Şu mantıkla şöyle bir şey yapabiliriz. Geliyorum kaydetin içine. Burada diyorum ki şu sayfanda ismini alayım. Maaş hareketleri. Bunu kopyalıyorum. Bakın diyorum ki shift yani eğer hayır değilse evet'e basmışsa maaş hareketleri nokta rows parantez içinde rows 2 satır 2 nokta insert. Ne dedim biliyor musun? İkinci satırı satıra bir satır ekle. Sonra şunu aynısını alıyorum. Yapıştırıyorum. Nokta range a'nın ikisine nokta value eşittir
TX'te P yazıp personel kodun nokta value. Personel kodunu şuraya attım arkadaşlar. Şimdi işlem kodunu atacağım. Yine aynısını kopyalıyorum ya da yazayım. Nokta range b'nin ikisine nokta value eşittir txt ise yazıp işlem kodu nokta value. Yine range nereye atıyorum? Evet, c'ye. C'nin ikisine nokta value eşittir txt t yazıp kontrol boşluk txt tceno nokta value. Bunu da attık. Nokta range d'nin ikisine eşittir txt add şu tırnağı yazdım ya. Txt add nokta value. Şuraya kadar kopyalasam aslında daha hızlı yazmış olurum. E'nin ikisini arkadaşlar E'ye ne atıyoruz? Tarih. Txt T yazıp kontrol boşluk tarih nokta value. Ondan sonra F'nin ikisine dur bir dakika. Bu nasıl soyad ya? Txt soyad nokta value. F'ye txt tarih nokta value dedik. Ondan sonra G sütununa G2'ye ödenen txt tutar nokta value. Tabi format nokta currency dersek daha iyi olur. Şuraya format currency txt tutar txt tutar nokta value virgül sıfır. Parantezi kapattık. Şimdi ayı nasıl atacağız arkadaşlar? Ay. Ayı nasıl atacağız? Şöyle yapacağız. G'dir ya. Buna H diyorum. H'nin ikisine eşittir. Bir dakika. Nasıl orada ay olduğunu nasıl anlayacağız? Şurada mount dersek arkadaşlar mount parantez içinde şunu alabilirim. Mount deyip şunu alabilirim. Parantezi kapattım. Yani şunu dedim arkadaşlar. Mount i neredeki maaş hareketlerindeki F2'nin değeri. I oradaki i'yi al oraya dedik. Herhalde doğru dedik. Ha, bir de açıklama var arkadaşlar. Yine unuttuğumuz bir şey var. Buraya bir de açıklama lazım. Açıklama. Tamam. Açıklamayı da yapalım. Şimdi şöyle biraz genişleteyim. Şunları şuraya alayım. Şuraya bunu kontrole buraya aldım. Buraya açıklama diyorum. Sonra buraya yine şunun bir kopyasını alıyorum. Ve şöyle biraz genişletiyorum. Arkadaşlar şunun
Multiline'i true yapıyorum. Yani birden fazla satır girebilsin. Bir de scroll bar yazan yere de vertical, yani dikey kaydırma çubuğunu şuraya getirecektir. Bunun ismini de TX'te açıklama yapıyorum. TX'te açıklama. Oo, olmadı. Ctrl Z. TX'te açıklama diyorum. Bunun tab indeksini biraz ayarlamamız lazım. Şunun tab indeksi kaçtı arkadaşlar? Tab indeks 2 idi. Şunu 3 yapacağız. Şu anda 11'dir. 3 yapacağız. Şunu 4. Şunu da 5. Tamam. Biraz formumuz tuhaf oldu ama neyse, önemli değil. Evet, şimdi açıklamayı da yapalım. Yine şuraya kadar seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V. H'den sonra G sütunun value eşittir. TX'te A, C yazıp Ctrl boşluk nokta value. Sonra FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir. Bilgiler kaydedildi. FRM mesaj nokta show tabi böyle. Bir bakalım arkadaşlar, kaydedelim. Şimdi dikkat ederseniz bu sefer farklı bir tarzda kaydetmeyi yaptım. Şöyle gelelim. Personel, buraya geliyorum. Ödeme seç. Mesela Murat'a ödeme yapacağız. Ne avans ödemesi 250 TL. İşte elden verildi. Kaydet. Bir işlem kaydedilsin mi? Evet'e bastım. Bilgiler kaydedildi. Şimdi bir bakalım arkadaşlar, kaydetmiş mi? Her maaş hareketine geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, PRS 007, işlem 001, TC numarası Murat Kaya. Tarih elden verildi. Ay 2. Aa, ödeneni yanlış yazdık. Açıklamayı yanlış yere attık. Bunu I'ya atmamız lazımdı. Ben şunu bir sileyim. Bir de bir eksiğimiz daha var. Tanımlamalardaki şuraya bir değer arttırmamız lazımdı arkadaşlar. Onu da hemen ekleyelim. Kaydetin içine girdim. Bu GDGH. Burası I2 olacak. Bir de şu neresiydi? Şu seçin içine, şu var ya arkadaşlar. Şurayı, bunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam, E2 nokta value eşittir. E2 nokta value artı 1 diyerek tanımlamalardaki değeri de bir artırmış olduk. Bir de altına da unload me diyelim ve kapatalım. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım. Şu anda hiçbir şey yok. Şurayı da çizgilerini gösterdiğim. Şimdi buradaki kaydetme mantığını ben size hemen tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ödeme. Kime ödeme yapalım? Fatma Yıldız'a ödeme yapalım. Ne ödüyoruz? Avans ödüyoruz. Ne kadar? 250 elden diyoruz. Kaydet. Evet. Bakın hemen arkada kaydedildiğini gördünüz. Bir daha yine bu sefer Murat Kaya, yine avans diyorum. 300 lira. Bakın bir buraya elden diyelim. Elden verildi. Kaydet diyorum. Bakın Murat Kaya'yı da kaydetti gördüğünüz gibi. Başka bir kişi. Şimdi bir önceki örneklerimizde işte boş satır seçiyorduk. Yani yine o şekilde yapılabilir ama bu şekilde de yapılabilir. Murat değil de bu sefer Ahmet'e ödeme yapalım. Maaş ödemesi ne kadar? 3000 lira. Aslında maaşını da getirsek iyi olur arkadaşlar. Çünkü ne kadar ödeyeceğimizi bilmemizde fayda var.
Bu şekilde de kayıt yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ben şurada maaşın da gelmesini istiyorum. Şunu kopyalıyorum. Kontrolü bir kopyasını aldım arkadaşlar. Buraya da maaşı diyorum. Şu seç burada olsun. Şurada TX'te maaş diyorum. TX'te maaş. Maaş. Şimdi şurada personel listesinde çift tıkladığımız zaman maaşı atmıyordu. Bunu kopyalayıp bir satırda buraya yapıştırıyorum. TX'te maaş novalu eşittir. Buradaki dördüncü kolon arkadaşlar. Tamam, maaşı da seçmiş olduk. Bir daha çalıştıralım. Avans. Mesela Murat'a işte avans seçelim. 300 lira elden diyelim. Kaydedilsin. Evet, gördüğünüz gibi kaydettik. Şurada 300 TL, 3000 TL, 300, 250 TL ayları da hemen görüyorsunuz. Tabii biz şimdilik sadece kayıt işlemini yaptık. Formumuzu tasarladık, kayıt işlemimizi yaptık. Ondan sonra burada tabii bazı kontroller kullanmamız lazım. Üf, bu 600 bin nedir ya? Dört bini düzeltmemiş miydik ya? Altı bin. Burası niye böyle oluyor? Yeni bir tane tanımlayalım bakalım. Hasan ya da TC'sini yazdım. Hasan Aslan olsun. Maaşı 4500. Avans Hasan Aslan. Şuradan avans 500 nakit kaydedildi. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdilik bu şekilde avans ödemelerini yaptık. Tabii mesela bazı kontroller yapacağız. Burada ben Murat Aslan'ı seçtiğim zaman şuraya arkadaşlar maaşı bu ayki yani maaşı ödenebilecek tutarını buraya alacağım. Bunu da şuradaki ayları şuradaki ayı buraya atmamın sebebi buydu zaten arkadaşlar. Burada hangi personeli seçtiysem buradaki ay karşılıklarına göre ne kadar ödemesi kaldığını da buradan bulacağız. Bu şekilde ödemesini yapmaya devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Biraz uzadı. Evet. Ne yapacağız? Buradan ben gelip mesela bir personelime avans ödediğim zaman buradan herhangi bir personel seçeceğim. Bu personelimin daha önceki avansları bu ay için mesela ikinci ay ya bu ay içinki yani içinde ödenen tüm avansları toplayacak. Diyecek ki ona maaşı şu hani ödemesi şu kadar kaldı. Dolayısıyla ben ya tekrar avans ödemeye devam edebilirim veya maaşını ödeyebilirim. Bu şekilde gelecek derste böyle bir sorguyla bu işlemi tamamlamış olacağız. Yine avans listesini çıkarabileceğiz. Maaş listesini çıkarabileceğiz bir diğer derslerde. Ha. Burada avans ödeme, maaş ödeme. Burada işlem tipi. Şu yukarıda arkadaşlar buton olarak hem avans ödeme hem maaş ödeme yazmışız. Bence birisi gereksiz kalacak. Ödeme işlemi diyeceğiz. Hatta bunu da düzeltelim. Şurada maaş ödemesine gerek yok. Şuraya maaş avans ödeme diyeceğiz. Maaş bölü avans ödeme. Yani ikisinden hangisini yapıyorsak bu şekilde burada da sorgulamalar yapacağız. Mesela bir buton alalım.
veya rapor diyelim. Raporda hangi personeli seçersek o personelin veya ayı seçersek, yani bir ay seçeceğiz, o aydaki tüm personellerin dökümünü alacağız, hareketlerini göreceğiz. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Çok farklı örnekler yazmaya devam edeceğiz. Çeşit çeşit programlar yazacağız. Siz sabırla dinleyin, uygulamalarını yapın. Eminim bir 6-7 ay, bir yıla kadar siz bu kendinizi geliştirdikten sonra, tabii her derse ufak ufak şeyler öğreniyorsunuz. Çoğu şeyler benzer oluyor maalesef arkadaşlar. Hani mesela her yerde kaydedip kullanmak zorundayız. Dolayısıyla aynı şeyi yapıyoruz. Silme yapıyoruz, listeleme yapıyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş yeni yeni şeyler azar azar öğreneceksiniz. 7-8 ay sabrettikten sonra artık bu işten para bile kazanmaya başlayabileceksiniz. Siz artık kendinize göre nasıl bir uygulama yazmak istiyorsanız rahat bir şekilde geliştirebileceksiniz. Bir burada Excel'i aynı bir programlama mantığıyla hareket ediyoruz. Excel'in sayfalarını veri tabanı tabloları olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hem gerçekten yazması, yönetilmesi kolay. Her türlü programı geliştirebileceğiniz bir ortam arkadaşlar. Excel'in dediğim gibi hazır fonksiyonları da kullanacağız. Burada gerekirse grafik falan da kullanabileceğiz. Yani demek istediğim, sabırla izleyin, uygulayın, hiç yorulmadan örnekler yapın arkadaşlar. Kendinize göre uyarlayın ve eminim ki bu işten para bile kazanabileceksiniz. O seviyeye geleceksiniz. Ek bir kazanç elde edebileceksiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler arkadaşlar.